De bakalım. Albastı kim? Uçmada Albastı'nın sana ettiklerini izleyip günümü gün edeceğim Ertuğrul. Kendinizi koruyun atlar! Beynizi koruyun! Bunlar da kim? Bilmem beyim, bilmem. Hayır, burada işimiz bitti. Geri çekiliyoruz. Haydi! Takat getirin Alpler! Peşlerine gidin! Peşlerine Alpler, peşlerine!
bir adım daha atarsan kelleni alırım. Turgut! Bırak hele. De bakalım. Sen kimsin? Kurban olsun. Beyim. Beyim, Alıncak orada kaldı. Ya konuşursa ne yapacağız? Alıncak öldü. Oku kalbine sapladım. Gözlerimle gördüm cansız yattığını. Gayrı biz alacağımızı aldık. Bırak ölü sonların olsun. Beyim, geliyorlar. Haydi. Dönüyoruz. Senin burada ne işin var Dragos? Ortağımdan takdir beklerken hesap sorulduğunu görürüm. İçin rahat olsun Ertuğrul. Bugün burada hala ölü değilseniz bu bizim sayemizdedir. İnsanı ölümden eceli korur Dragos. Sen evvela buraya neden geldin onu diyesin. Ben ne yaptım ki? İsa aşkına bunu hak edecek ne yaptım, beni teslim etmeyin. Komutan Dragos! Siz de peşinden gidin. Bir aksilik olursa bana haber verin. Emredersiniz. Efendim, emrettiğiniz gibi Komutan Dragos ve onu götüren nökerleri takip ettik. Komutan Dragos'u gizli yerlerine götürdüler. Sonra Alıncak nökerleriyle birlikte onu da götürdü. Nereye götürdü? Aziz Marcos ormanına. Mektupta yazan yer lanet olası barbar Moğol. Komutan Dragos'u da yanına götürüyor demek. Beybolat. Beybolat onu da öldürecek. En seçkin askerleri hazırlayın. Komutan Dragos'un hayatı tehlikede. Hemen yola çıkıyoruz, hadi! Senin güvenliğini düşünerek bir karar aldım. Bizim için ortağımız olan senin gibi savaşçılar en az kendi canımız kadar kıymetlidir Ertuğrul. O zavallı Sangoç'u takip etti adamlarım. Burayı bulmak hiç de zor olmadı. Ya Alıncak takip edildiğini anlayaydı? O zaman Moğol itini öldürmek zorunda kalırdım. Bu sefer de benim tuzağımı boşa düşürmüş olacaktın. Bir daha böyle bir şey yapmaya karar verdiğim vakit evvela bana haber et. Size tuzak içinde tuzak kuran, sizi oklayan bu adamlar kimler der durum? Alelade eşkıya almadıkları kesin. Nasılsa önünde sonunda tekrar karşımıza çıkarlar. Alpler! Zangoç'u tedavi etmek için Tess Söğüt'e götürün. Sana gelince, gördüğün gibi Alıncak öldü. Gayrı başımızdaki bela bertaraf oldu. Siz dönebilirsiniz. Askerler! Kaleye dönüyoruz. Tanrı'nın belası Moğol'da hak ettiğini buldu.
Beyim, ben bu keferin tek bir söylediğine bile inanmadım. Buraya gelmekle kendi mezarını çoktan kazdı Turgut. Yerimize götüreceğiz. Haydi. Haydi taşıyın. Melikşah. Ölmeden evvel Albastı itinin kim olduğunu bana söyleyecek Turgut. Ana. Söyle oğul. Aybars'ım, bir şey mi diyeceksin? Buradan gidecek miyiz ana? Neden böyle bir şey söyledin oğlum? Senin burada kalmak istemediğini biliriz ana. Senin durmak istemediğin yerde biz de durmak istemeyiz. Aybars haklıdır ana. Görürüm ki çadırdan çıkasın yoktur. Ah canım yavrularım benim. Gel güzel kızım. Nasıl da analarını dert ederlermiş. Babanız Nikea'ya gitmek istemez. Ben orada ne edeceğim der durur. Kayayım diye başka bir obaya da gitmek istemez. Ben de ne diyeceğimi şaşırdım. Ben derim ki Konya'ya gidelim ana. Biz Konya'da ne yaparız oğlum? Hiç kimseyi tanımayız, bilmeyiz. Dalımız yok, budağımız yok. Konya kocaman şehirmiş ana. Babamın da iş bulması kolaydır. Hem ben alim olmak isterim. Köklü medreselerde tahsil görmek, okumak dilerim. İyi düşünmüşsün oğlum. Lakin buna baban ne der bilemedim. Oy! Yav, yav. Ben de ava gideceği deyi dışarıda Aybars'ımı beklerim. Hala hazır değil misin evlat? Bak, alaca kuşlar, karaca geyikler bizi bekler. Haydın, ben şimdi çıkarım, sen de peşime düşesin. Haydın. Haydın. Gittim baba. Zangoç, yaranı yeni sardık. Burada dinlenesin. Yaram ağır değil Alp'im. Ben kendim dinledim. Ertuğrul Bey'im seni bize emanet etti. Ertuğrul Bey geldiğinde ben zaten burada olacağım. Siz yapacağınızı yaptınız. Ayrıca kilisede işim var, canı kim çalacak? Peki Zangoç. Madem iyisin, fazla gözden kaybolmadan işlerini hallet.
Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Yayını, oklarını gözden geçirdin mi evlat? Her bir şey tamamdır baba. Ay maşallah. Yiğit dediğinin pusatı her daim hazır olacağı. Alp dediğin de hem hazır hem de talimli olacağı. Talimli Aybars. Maşallah yiğidime. Haydin, haydin gel. Babası Alpbaşım. Talim için çağırdılar. Lakin toplanacağımız yeri demediler. Bilgin var mıdır? Gayru, ben ne Alpbaşım ne de Alp'ım. Ben bilmem yiğidim. Lakin sen Alp çadırına bir sorasın. Onlar derler sana. Ha, bir de bundan Gayru bana Alpbaşımışım gibi selam vermiyorsun. Böyle... Sıradan ahaliye nasıl selam edersen, bana da öyle selam edesin. Haydın, haydın yiğidim, yolun açık olsun. Haydın evlat. Haydın aslan. Beyim, Turgut Bey civarda aplarla emniyet aldı. Dragos bizi takip etmek isteyebilir. Alınca buraya getirdiğimizi öğrenmemeleri gerek. Nice düşünsem, bu soysuzu yaşatmaya gayret edeceğimiz aklıma gelmezdi beyim. Mecburuz Abdurrahman. İstediklerimizi öğrenebilmemiz için onun bize dirisi gerek. Ertuğrul. İkimiz de öldük de uçma adamıyız. Daha ölmedik alınacak. Sana kolay ölüm yok. Edeceksin bana. İçinde kalan ok parçasını çıkaracağım. Beni iyileştirmene müsaade etmeyeceğim. Senin elinde olmaktansa Kızıl Tamuri'dayı boylarım. Acı hesapla. Öldür beni. Öldür de. Ruhum kanlar içinde uçsun göğe. Hadi! Tutun ellerini! Ölmeyeceksin. Her şeyi söyleyeceksin. Gayrı sana kaçış yoktur alınacak. Konuşmadan ölmeyeceksin. Sana her şeyi direm direm söyleteceğim. Ah!
insan. Sen beni öldürmekten bile korkarsın. Yaşadıkça sana bela olacağım. Beni öldür, hadi! Ölümü bu kadar tez isteme. Daha seni ölmekten beter edeceğim günler gelecek, alınacak. Lakin evvela ağzından direm direm söküp alacağım. Hançer getir. Sarın bunun yarasını. Uyandığımda hesaba çekeceğim. Uğraşıp durursun baba. Görürsün işte, bir kuş daha iyi vuramam. Benden aç falan olma. Sabırlı olasın evlat. Bu iş sabır işidir evlat. Öyle hemen pes etmeyesin. Bende sabır falan kalmadı baba. Zaten anamın haline kederlenirim. Ne obada durasım gelir, ne de Söğüt'e gidesim. Sen nesi var dersin ananın? Görmez misin baba? Gün bir gün erir, derdini içine aktır. Ummazsın ama ben her bir şeyi bilirim. Anam nikahaya varalım demiş, yok demişsin. Başka obaya ima etmiş, ben kayayım, istemem diye söylenmişsin. Burada bize huzur yoktur baba. Bari Konya'ya göçelim. Bizim Konya'da ne işimiz vardır evlat? Baba benden alp olmayacağını sen de bilirsin. Konya'ya gidip tahsil görüp ilim ehli olmak isterim. Gayri gör bizi baba. Ne anamla ablam durmak ister burada, ne de ben. Evlat. Evlat, ha deyince göç düzmek kolay mı sanırsın sen? Hem Konya eskisi gibi değildir. Orada ne töre kalmıştır, ne de nizam. Aybarsun, yiğidim. Bilesin ki bizim yazgımız Söğüt'tedir. Söğüt'tedir evlat.
Beyim, o sahte Dragos tam vaktinde gitti. Alıncağı takip ettiğini söyledi. Lakin bunu nasıl becerdiler? Sanki bir aksilik olacağını evvelden sezmişler gibi. Onlar Alıncağı takip etmedi. Takip etmiş olsalar da geç gelmezlerdi. Ben mektubu Zangoca vermiştim. Doğruca Alıncağı götürmesi için. Lakin belli ki evvela mektubu kaleye götürmüş. Onlar da Alıncağı tuzak kuracağımız yeri öğrenmişler. Bize saldıranlara da yeri onlar söyledi. Niye böyle bir hainlik ettiler beyim? Biz Alıncağı bitirirken onlar da bizim işimizi bitireceklerdi Abdurrahman. Topyekun bizden kurtulacaklardı. Bu sebeple ihanet ettiler. Lakin vaziyet değişince gelmek zorunda kaldılar. İyi de nedir o vaziyet beyim? Orada onlar için çok mühim biri vardı Dumrul. Onu kurtarmaya geldiler. Zangoç. Zangoç sandığımızdan da mühim biridir. Onun kim olduğunu öğrenmemiz icap eder. Ya bize saldıranlar kimdi beyim? Bizi kime sattı bunlar? Albastı. Kendini açığa çıkarmadan kaleyle ittifak kurdu. Hem Alıncak'tan hem de bizden kurtulmak istediler. Alıncak konuşup kendini ifşa etmesin diye de ilk oku ona attılar. Öldü zannedip geri çekildiler. Bundan sebep herkes Alıncak'ı öldü bilecek. Vakti gelince onu kullanarak Albastı'yı ele geçireceğiz. Beyim, Zangoç obaya çağırdığın gün onu almaya gittiğimde odandaydı. Temizlik yaparım dedi lakin gözleri ferfecir okurdu beyim. Şüphelendim onun bu halinden. Ona istediğini veririz o vakit Dumrul. Kendine geldin demek. Yaranın ateşli dilini damağını kurutmuştur. İçesin hele. İçki, dilin damağın ıslansın. Daha bize söyleyecek çok şeyin var. Efendim. Efendim iyi misiniz? Şeref, erdem, kahramanlık. Bir şövalyede olması gereken becerilerin hepsine sahip olduğunu bir kez daha ispat ettin Uranus. Tanrı sizi korusun efendim. Alıncağın sizi de oraya götürdüğünü öğrenince hemen harekete geçtik. Yoksa Bey Polat sizi de öldürebilirdi. Sen doğru olanı yaptın. Hem de tam zamanında. Ertuğrul. Ya oraya geldiğim için bir şeylerden şüphelendiyse? Bu beni düşündürüyor efendim. Onunla ustaca konuştun Uranus. Ertuğrul ve alplerini ölümden kurtardın. Ama yine de ona çok fazla güvenmemeliyiz. O bir kaplan gibidir.
sakin olduğu anlarda bile avını nasıl yutacağını düşünüyordur. Peki ne yapacağız efendim? Eğer o kaplansa biz de tilki gibi kurnaz olacağız. Ertuğrul Söğüt'e geldiğinde neler düşündüğünü anlamaya çalışacağım. Ona göre davranacağız. Peki Beybalat? Elbette şüphelenecek. Acısını çıkartmak için bilendiğine eminim. O hırsı Türk'ün nabzına göre davranacaksın. Öfkeyle kaleye geldiğinde sen onu nasıl ikna edeceğini biliyorsun. Alıncağın öldüğüne de eminse işimiz çok daha kolay olacak. Yalnız ondan öğrenmen gereken bir şey daha var. Nedir efendim? Al bastı. Ertuğrul, ecelin olacakken elimden kaçıp kurtuldun. Kimdi o sonradan gelenler? Nereden çıktılar? Belli ki birileri bir oyun kurmuş. Beyim, burayı her kim biliyorsa arkamızdan pusu atanlar onlardı. Bunun hesabını senden soracağım Dragos. Alıncağın öldüğünü Moğollara haber edelim mi? Eğer Moğollar gelirse işin ucu bize de dokunur. Ertuğrul'la kalmayıp hepimizi dümdüz ederler. Mühim olan kim olduğumuzun açığa çıkmamasıydı. Alıncak öldü. Ertuğrul'un elinde hiçbir iz yok. Şimdi geriye tek bir hamle kaldı. Nedir o beyim? Ertuğrul'la yarım kalan işimizi tamamlamak. Ağabey, neler olur? Alpler yaralanmış. Bir şey yok İlbige. Boş yere yaygara etmeyesin. Belli ki bir hal vardır. Bizden saklarsın. Neden söylemezsin? İlbige, burası uç yeridir. Eşkıyası var, keferesi var, başı bozuğu var. Alp dediğin her daim cenk eden adamdır. El kadar bala mıdır ki telaş edersin? Ağabey, daha evvel de sen yaralandın. Ne oldu diye sordum. Talim yaptırırken oldu dediydin. Ben iyice telaş ederim. Bir hal varsa de pusatlarımızı kuşanıp vuruşalım. Nedir böyle durmadan kan dökülür? Yeter ettin İlbige. Beylik işlerini bırak, bey görsün. Sen de kendi işlerine bakasın. Kol kırılır, yen içinde kalır bacım. Bu meseleyi sakın başka bir yerde anlatmayasın. Anlaşıldı mı? Hey. Her şeyin altında senin parmağın var değil mi Ertuğrul? Keykavuz, sandık. Casus bile senin adamındı. Nefesini bunlarla tüketme alınacak. Sen sorduklarıma cevap ver. Albastı kim? Chix Udanç, Kisel Ünenç. Kulak yalancı, dil sadık. Beni iyileştirdin diye sana konuşacağımı sanmayasın. Beyhude çaba harcarsın. Bıraksan imdi uçma adaydım. Hiç acelem yok alınacak. Vaktim çok. Konuşmadığın her gün ölmek için yalvaracaksın. Şimdi soruma cevap ver. Albastı kim? Albastı. Ağabeyinin obasını kılıçtan geçiren, ağabeyini bir korkak gibi dağlara kaçırtan, yeğenini öldüren, soyunu kurutacak olan işte Albastı budur. Eksik söyledin. Seni de öldürmek isteyen. Oraya gelip hepimizi oklayan Albastı'yla adamlarıydı. İlkokuda sana attılar öldürmek için.
Kendi canı tehlikeye girince sana dahi acımadı. Sen de hala onu muhafaza etmeye çalışırsın. Bize ne kadar sadık olduğunu gösterdi Albastı. Elbette oklayacaktı beni. Düşmanımın elinden mi bırakacaktı? Senin adamlarında bu yürek var mı ha? Her şeyini kaybettin. Vazifelerini yapamadın. Bütün rezilliğin yetmez gibi şimdi de benim elime düştün. Yendim seni Alıncak. Konuşursan ölür kurtulursun. Konuşmazsan rezil, alçak biri olarak yaşamaya devam edersin. Senin hekimin pek maharetliymiş Ertuğrul. Bu sıska casusun ayaklarını kora taşta yaktım. Hemen iyileştirmiş. De hele Mergen. Bunları Artuk Bey gönderdi beyim. Biri Selcan Hatun'aymış. Buyurun olmadan teslim etmedik. Ne yazar beyim? Gündoğdu ağabeyim göndermiş. Dağlardan inmişler. Şimdi de Sultan Baybars'la görüşmeye giderlermiş. Çok şükür. Çok şükür. Arkamızdan yaptığın kahpelik de tutmadı Alıncak. Ağabeyim sonunda kaçaklıktan kurtuldu. Üstelik senin tamganla. İyi. O sümsük Gündoğdu dağlardan kurtulduysa indiği yerde ölür o vakit. Bizim şimdi gitmemiz gerekir Mergen. İti yakaladık. Şimdi sıra bizi arkamızdan vuran hainlerin kim olduğunu öğrenmeye geldi. Onlar bize daha fazla oyun etmeden bu işi tez elden bitirmemiz icap eder. Bu it sana emanet. Onu nasıl konuşturacağını iyi bilirsin. Evelallah beyim. Turgut'a da haber edin Söğüt yoluna gelsin. Haydi. Destur var mıdır Hafsa bacım? Buyurasın Sırma bacım. Hoş gelmişsin. Ayakta kalmayasın, buyur şöyle. Sana bir şerbet vereyim. Sağ olasın. Afiyet olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Çocuklar nerededir?
Aslan'ı süt sağmaya gönderdim. Alpars da babasıyla ava gitti. Zaten benden ötürü bu obada duracak gözleri yoktur. Allah sonumuzu hayretsin inşallah. Nasıl dursunlar Hafsa bacım? Çocuk deyip geçmeyesin. Her bir şeyin farkındadır onlar. Öyle ya. Sen gelmeden evvel dert yandılar bana. Aybars ilim tahsil etmek isterim. Konya'ya göçelim diye tutturdu. Az şey yaşamadılar. Çok görmemek gerek. Bir yandan bana, bir yandan babalarına yapılanlar ortada. Onlar da haliyle burada durmak istemezler. Belli ki bunalmış, yürekleri daralmış yavruların. Gönül böyle olsun istemezdi. Şayet böyle devam edecek olursa, daha önce de dediğim gibi, her daim obamız, otağımız sizlere açıktır. Eksik olmayasın Sırma Hatun. Sen olmasan şu zor vakitlerde ne yapardım, ne ederdim bilmem. Akçadoz kara günde belli olur Hafsa bacım, ne demek? Bu fırtınanın, bu tufanın içerisinde seni yavrularına bir başına bırakacak değilim. Hem ben onların Sırma ablasıyım. Onlar benim yüreğimin bir parçası sayılırlar. Madem bunaldılar, hep birlikte yarın Söğüt'e pazara gidelim. Yeni çerçiler, güzel mallar gelmiş derler. Aslan da, Aybars da biraz rahatlamış olur. Doğru dersin. Hem gözleri, gönülleri açılmış olur. Ben şu aşağı bir bakıp geleyim. Mi korkarsın yoksa ha? Adamına intikam imkanı bile aldırmayan birinden bey mi olurmuş be? Sen onun için o kadar işkence çek, o sana intikamını aldırmasın. Vay be! Boşuna nefesini tüketme. Dinleyeceğim, tek sözün sorularımıza vereceğin cevaptır. Hem beni öldürmediğine, hem de ölmediğin her güne pişman edeceğim seni. Dilin çözülmeden sana kurtuluş yok. Beceriksiz bir casus. İntikamını alamayan bir korkak. Beni boşuna kudurtmaya çalışırsın. Lakin ben seni kudurtmayı iyi bilirim. Sana rezilliğin en büyüğünü yaşatacağım. Thank you.
Hoş geldiniz bey. Hoş gördük Zangoç. Senin ne işin var burada? Yaralı haline niye iş tutarsın? Tanrı yolunda hizmet edenlere yatmak yakışmaz beyim. Ayrıca yarama ağır değil. Sağ olsun alplerinizi iyileştirdi. İyi o vakit. Gel benimle, sana diyeceklerim vardır. Ömrün olur beyim. Emriniz nedir beyim? Kapat kapıyı Zangoç, gel hele. Vazifeni iyi yaptın Zangoç. O müşkül halde bile beni alınca gamazlamadın. Öleceğini bile bile dirayet gösterdin. O alınacak denilen barbar yüzünden ben de ölüyordum beyim. Sayenizde kurtuldum. Asıl Dragos'a minnettar olman gerek. Seni takip ettirmiş. Bu yüzden de tuzak yerini bulmuş. Siz ona çok yardım ettiniz beyim. Herhalde onun karşılığındadır. Yalnız o değil. Onu gelmeye mecbur kılan bir şey vardı. Onlar için çok mühim olan bir şey. Nedir beyim? Elbette aramızdaki işbirliği. Bize bir şey olsaydı yalnız kalırdı. Kimse de onu alınca anışmından kurtaramazdı. Senin orada olma sebebin bendim. Bir daha senden böyle tehlikeli bir vazife istemeyeceğim Zangoç. Sana bir şey olsaydı üzülürdüm Zangoç. Sizin buna izin vermeyeceğiniz... Tanrı'ya olan inancım kadar emindim zaten beyim. Size minnettarım. Sizin hizmetinizde olmaktan asla vazgeçmem. Ayrıca o sinsi, o şeytan... Gerçekten öldüm beyim. Yoksa beni öldürür. Öldü. Merak etmeyiz. Tanrı'ya şükür beyim. İyi ki başımızda sizin gibi bir bey var. Yoksa halimiz nice olurdu. Tanrı sizi düşmanlarınızdan korusun beyim. Şimdi sıra diğer düşmanlarımıza geldi Zangoç. Sana mühim bir vazife daha vereceğim. Yarın buralarda olasın. Yalnızca bana değil, Söğüt'e de büyük bir hizmetin olacak. Şerif duyur. Destur var mıdır beyim? Gel hele Turgut. Mühim bir mektup geldi beyim. Haberler kötü müdür? Bu hiç iyi olmadı Turgut.
Ne olmadı beyim? Hayırdır? Müsaadenizle beyim. Bırak o kırbacı elinden. O benim şanımın nişanıdır. Senin gibi korkakların eline yaraşmaz. Seni kendi kırbacınla döveyim ben. Cehenneme düştüğünde bile bu zilleti unutamayasın. Kesem! Kesem nerede? Kesem! Hırsız! Sen ne dersin be adam? Sen çalmışsın. Çaldığın altınlar burada işte. Ben almadım. Bir de yalan söylersin. Dur beni! Bırak! Bırak! Git işin birbirlerini unutma! Yapmayın beyler! Gelip duruyor!
Sen o altınları bizden nasıl aldıysan, ben de senden öyle alacağım. Gündüzüm, yaran ne vaziyettedir oğlum? Nasılsın, iyi misin? İyiyim nenem, iyiyim. Tenimizdeki yara geçer. Lakin gönlümüzdeki intikam yarası. Süleyman kardeşimin öcünü almadan kabuk bağlamaz. İnşallah. O günlerde göreceğiz oğul. İnşallah.
Süleyman'ımın böyle kardeşleri oldukça o intikam evelallah yerde kalmaz ana. Müsterri olasın yenge. Kalmayacaktır evelallah. Beyim. Hoş geldin. Hoş gördük ana. Onlar nedir baba? Gündoğdu ağabeyimden mektup gelmiştir. Beyim. Gündoğdu Menderoğlu. İyiymiş ana. Özgürlüğüne kavuşmuş. Şimdi mühim bir vazifeye gidermiş. Çok şükür. Allah senden bin kere razı olsun beyim. Gündoğdum senin sayende hürriyetine kavuşmuştur. Bu da senindir yenge. Ağabeyim hususi sana göndermiştir. Ağabeyim benden Süleyman'ın intikamını almamı ister. Alıncak denen o zalimi pençemizle kavrayıp yakaladık. Şimdi elimizdedir. Ya Albastı beyim? Bir haber var mıdır? Şimdi sıra o soysuza gelmiştir Selcan Hatun. Tüm kaderi alıncağın iki dudağının arasındadır. Kim olduğunu söyledi mi? Evelallah gerisi kolay. Albastığı türlü oyunlarla bizi aldatacağını sanır. Lakin nefesimiz ensesindedir. Efendim, sizi beklemiyordum. Umarım haberleri iyidir efendim. Uranos, altınları Uranos. Altınların yerini buldum. Altınların yeri mi? Nasıl buldunuz efendim? Ertuğrul'a bir mektup geldi. Ben de merak edip mektupları sakladığı yeri buldum. Orada da altınları sakladığı yerin haritası çıktı. Ben de aynen çizdim. Yarın altınları sakladığı yerden çıkarıp hepsini gönderecek. Ama o göndermeden biz alacağız. Tanrı'ya şükür artık istediğimiz orduyu kurabileceğiz efendim. Hem de öyle büyük bir ordu kuracağım ki Konstantinopolis'e kadar yolumuza çıkmaya kimse cüret edemeyecek. Elimizde altın kadar değerli bir bilgi daha var Uranus. Gelen mektup Ertuğrul'un Berkan ile işbirliği içinde olduğunu kanıtlıyor. Altınları ona gönderecek. Dediğiniz gibi bu bilgi en az altınlar kadar kıymetli efendim. Yeter ki doğru zamanda kullanalım. Hemen harekete geçmeliyiz. İzninizle ben askerleri hazırlayayım. Altınları duyunca hepsinin morali yerine gelecek. Hayır. Askerleri ben hazırlayacağım. En ince ayrıntısına kadar Alplere nasıl saldıracağını ben anlatacağım. Altınları almaya gittikleri yerde beklemedikleri anda saldıracağız. Komuta sende olacak. Ertuğrul yarın beni önemli bir vazife vermek için yanına çağırdı. Ben de orada olacağım. Gördüğün gibi bana çok güveniyor. Uranus, ben de sana güveniyorum. Bey Bolat Bey geldi efendim. Nihayet hesap sormaya geldi efendim. Ne yapacağını biliyorsun. Andaki Alplerden de haber geldi beyim. Zangoç yine bir oyun edip odaya girmiş. Kimse de görmedi sanmış.
Elini uzattığı yer onu kapana kıstırdı. Lakin onun haberi yoktur bundan. Zangoç Söğüt'ten ayrılmış beyim. Merikşah'la Oğuz takipteler. Attığımız yemi kaleye götürdü anlaşılan. Altınların asıl yeri bizdedir. Onların geleceği yerse kendi mezarları olacak. Kaledeki kefere başının hakkından geleceğiz evvelallah beyim. Lakin Zangoç'a ne edeceksin? Bu gece kaleye son gidişi olacak onun. Bir daha hiçbir yere adım atamayacak. Onun bize söyleyeceği çok şey vardır. Şimdiye dek kurduğumuz oyun gereği ona ilişmedik. Lakin gayrı Zangoç'un da işinin bitme vakti gelmiştir. Yarın onların geleceği yerde her şey tam tekmil hazır olsun Abdurrahman. Melikşah'la Oğuz da onun peşinden ayrılmaz. Zangoç'a yarın Söğüt'te olması gerektiğini söylemiştim. Söğüt'e geldiği vakit gerekeni yapsınlar. Buyruk sendir. Ertuğrul Söğüt'e gelmiş. Demek sana altın tepside sunduğumuz Ertuğrul'u öldüremedin. Ertuğrul'u tam da öldürecektim. Lakin orayı bazı adamlar bastı. Siz mi gönderdiniz o adamları oraya ha? Söyle! Bu da nereden çıktı? Nasıl bir oyunun içindesiniz siz böyle ha? Sizden gayrı kimse bilmezdi orayı. Kendi beceriksizliğinizin hesabını bizden mi sorarsın Beybalat? Kendine gel. O vakit diyesiniz. Siz değilseniz kimdi? Kim olduğunu bilmem. Biz sana alıncakla Ertuğrul'u sunduk mu? Sen gittiğinde oradalar mıydı? O zaman biz üzerimize düşeni yapmış olduk. Senin de yeterli önlem alman gerekirdi. Öfkeni anlıyorum. Ama şimdi sakin ol ve ne yapacağımızı konuşalım. Orada kimde ne oldu bilmiyorum. Ama hiç değilse bana alıncağın öldüğünü söyle. Alıncak öldü. Buna eminim. En azından bir beladan kurtulmuş olduk. Tanrı'ya şükür. Demoğullar. Her gece alıncağın izini bulmak için Söğüt'e gelecektir. Beceriksiz bir adamın bir sultan eskisinin peşinde geberip gitmesi Hülagü Hanım umrunda dahi olmaz. Şimdi geriye tek bir mesele kaldı. Ertuğrul ve dahi Dragos. Dragos mu? Onunla bizzat görüşmek isterim. Aksi halde aramızdaki anlaşma bozulur. Size olan itimadım da sarsılır. İstediğin bu olsun. Talebini komutan Dragos'a iletirim. Eminim o da bu talebini geri çevirmeyecektir. Ey. Ey. Bizim de merak ettiğimiz bir şey var. Albastı. Albastı da nereden çıktı şimdi? Duyduk ki buralara gelmiş. Moğollara hizmet eden biri olduğuna göre sen de onu tanımışsındır. Böyle büyük bir savaşçıyla komutan Dragos'la tanışmak ister. Ne yapacakmış Albastı'yla tanışıp da? Buralara geldiyse bize de bulaşacaktır. Biz onunla da dost olmak isteriz. Eğer onu getirirse komutan Dragos da gelir. Aynı masada otururuz.
Hem böylelikle komutan Dragos'un Ertuğrul hakkında öğrendiği yeni bilgiden senin de haberin olur. Emin ol, bu bilgi Ertuğrul'un sonunu getirecek. Albastı'yı tanımam. Belki de vuruşmada Alıncağ'ın yanında geberip gitti. Kendini kimseye kolay kolay göstermediğini işitti. Çok yazık. Dragos'u görmek için sana verdiğimiz fırsatı tepmiş olursun. Gayrı benim obaya dönmem gerek. Yapacak işlerim var. Teklifimizi de iyi düşün. Eğer Albastı da bizimle olursa gücümüz çok daha büyük olur. Saldıranlarla bir alakaları yokmuş. Ona inandın mı beyim? Tek kelimesine dahi inanmadım. Bize saldıranlar ya bunlardı ya da bunlarla irtibatı olan birileri. Niye böyle bir şey yapsınlar? Ertuğrul'u kurtarmaya gelmezler. Alıncağı kurtarmaya da gelmezler. Geriye tek bir kişi kaldı. Zangoç. Sırlarla dolu küpün cini o. Eğer o cini yakalarsak küpün sırrını da çözmüş oluruz Batur Alp. Zangoç'u gözden kaçırmayacağız. Anlaşıldı mı? Emrin olur bey. Yalan söylüyor. Albastı'yı tanıdığına eminim. Ne sanıyor bu adam bizi? Albastı gibi Moğollara hizmet eden birisi buralara kadar gelecek ve Bey Bolat onu tanımayacak. Alıncağın tanıdığı her adamı o da tanıyordur. Hatta tanımaktan daha ötesi. Nasıl yani? Bey Bolat ve Albastı beraber hareket ediyor olabilirler. Onun da neler çevirdiğini öğreneceğiz. Geldim geleli susarsın. Canını sıkan bir hal mi vardır? Dert bir değil, iki değil. Neye yanacağıma şaşarım. Ertuğrul Bey'den ötürü mü? Bir kez daha gitsen Ertuğrul Bey'in yanına. Hep gidip beylik işlerini sorarsın. Ya evlilik işi ne oldu diye kelam etmezsin. Bir sürü hadise içinde unutuldu gitti. Ya ne olacak bu işin sonu böyle? Bu kadar gâhile içinde kimse evliliği düşünmez Mengü. Lakin doğru söylersin. Gidip Ertuğrul Bey'le konuşacağım. Nihai niyetini öğreneceğim. Gerekirse bağrıma taş basarım. Gecenin bu vaktine ne laflarsınız böyle? Gel bacım. İyi ettin geldin. Ben de sana gelecektim. Hayrola abla? Bir şey mi vardı? Birkaç gündür ağabeyimin hallerinde bir gariplik vardır. Bir şeyler karıştırmasından korkarım. Ağabeyimiz Umur Obası'nın beyidir. Er kişinin işine bizim aklımız ermez.
Belli ki obamızın selameti için koşturur. Sen müsteri olasın. Bundan evvel ne yapacaksa her şeyi bizimle istişare ederdi. Şimdi ne yapar, nereye gider, hiçbir şeyden haberimiz yoktur. Baba yadigarı obamızı bir felakete sürüklemesinden korkarım. Ağabeyimiz neden öyle bir iş etsin ki? Ağabeyimi bilirim. Ertuğrul Bey'in söğütü almasını hazmedememiştir. Bu sebeple iki obayı birbirine düşürmesinden korkarım. Belli ki yaşadıklarımız bunaltmış seni. Sen tasa etmeyesin. O obamızı hepimizden çok düşünür. Metin ol. Bunu böyle bilesiniz evlatlar. Babam, kimse böyle olsun istemezdi. Lakin görünen o ki biz burada duramayız. Başka obaya gitmek istemezsin. Nikahıya da karşı çıktın. Lakin Konya ulu bir şehirdir Bamsım. Hem evlatlarımız tahsil görürler, hem de görgüm. Hafsam, davulun sesi uzaktan hoş gelir. Lakin bir de yakından göresin. Moğollar geldiğinden beri Konya yangın yeri gibidir. Her şey karışmıştır. Nizamın tadı kaçmıştır. Hem Hafsam, bunlar ivedi veredecül kararlar değildir. Destur var mıdır Bamsı Altbaşım? Buyurasın Abdurrahman Altbaşı. Hoş gelmişsin. Hoş gördük. Hayırdır? Bir mesele mi vardır? Atlar göç pişirmiştir. Senin aralarında görmek isterler. Ben rahatsızlık vermeyeyim Abdurrahman kardeş. Yiğitler yesinler. Afiyet olsun onlara. Estağfurullah. Atlar Bamsal başımız gelmezse bir kaşık yemeyiz derler. Hadi, atlara çatırmayız. O vakit davete icabet etmek gerekir. Eyvallah. Haydi o vakit. Eyvallah. Ana, babam ikna olur mu dersin? Hayırlısı oğlum. Babanız evlatları için cihanın öbür ucuna dahi olsa gider. Ne yaptın bakalım Görklü bacım? Eski kayı alpbaşısı Bamsı'nın çadırında ahval nicedir? O çadır gayrı bacasından öfke ve nefret çıkaran bir ocağa dönmüştür ağabey. O kesif dumanlar kayı obasını öyle bir kuşatmalı, öyle bir fitne yaymalı ki evlat babasından şüphe eder hale gelmeli. Kimsenin kimseye itimadı kalmamalı. Hele ki Ertuğrul'a hiç. Sen merak etmeyesin ağabey. Zaten Bamsı'nın çadırında çocuklar da dahil kimse obada kalmak istemez.
Konya'ya göçmek gibi hayaller kurarlar. Yarın hep birlikte Söğüt Pazarı'na gideceğiz. O vakit yarın büyük hamlemizi yapmalıyız. Ne yapacaksın ağabey? Bamsı'ya öyle bir ateş düşüreceğim ki... o ateş yalnızca Kayobası'nı değil, Ertuğrul'u da yakacak. Ertuğrul'un en yakın adamıyla arasındaki çatlağı büyüteceğim. Gayrı herkes Ertuğrul'un buraları muhafaza edemediğini görecek. Sensiz boğazımızdan geçmedi Bamsat başım. Sen bizim her daim büyüğümüzsün. De haydi. Besmele çekip bir lokma al da biz de başlayalım. Kardeş, benim iştahım yok idir. Ben size yarenlik etmeye geldim. Sen yemezsen ben de yemem Bamsat başım. Bamsat başım. Sen yemezsen atlar aç kalır. Atlar aç bırakmaya gönlü razı mıdır? E haydi ne vakit. Bismillahirrahmanirrahim. Buyurasın kardeş. Eyvallah kardeş. Sağ başım. Sen bizim cenkte sallanan pusatımız, obada gülen yüzümüzsün. Seni de, Günkut kardeşimizi de böyle masum görmek bizi üzer. Kardeşlerim, ben sizleri üzmek istemem. Biz ekmek tuz hakkı... can pazarında tatlı can hakkı güderiz. Lakin kardeş, biz mahzun olmayıp da ne edelim? Hala anlamış değilimdir. Ben o hatayı nasıl ettim? Benim yüzümden Günkut kardeşim de diğer alplar da alplıklarından hazledildi. Biz seni bilirik, sen bizi bilin Bamsat başım. Niyetin halisti. Lakin olacağı varmış. Bey buyruğuna boynumuz kıldan incedir. Ben beyimizin buyruğu gereği altbaşı oldum. Lakin gönlümüzde altbaşı daima sensin. Abdurrahman kardeş, sen doğru olanı yaptın. Vazife neyse onu yaparsın. Eyvallah. Kardeş, Ertuğrul Bey'imiz nasıldır? İyi midir? Bey'imiz bugün vuruşmada yara aldı. Yaralı mı? İyi midir şimdi? Sardı mı yarasını? İyidir Bamsat başım, iyidir. Telaş etmeyesin. Bamsat başım. Kardeşim, beyimiz otağdadır. Niye beyimizin ahvalını sormaya gitmezsin? Abdurrahman kardeş, benim beyimin yüzüne bakacağı yüzüm mü kalmıştır? Etmeyesin Bamsat başım. Kendine bu kadar çok yüklenmeyesin. Kardeş, ateş gibin bakar edim. Gözlerimin feri söndü. Kanım kaynarak eridi. Sanki... şimdi damarlarımda donmuş idir.
Ben ne edeceğimi bilemem. Siz de bana bakıp üzülmeyesiniz. Kayro, vazifeniz neyse onu yapasınız. Beni merak etmeyesiniz. İmdilik böylesi daha münasipidir. Vakti gelende su akar, yatağını bulur. Haydi. Haydi siz de aşınızı yiyesiniz. Yiyesiniz hele. Haydın kardeşler. Haydın, yiyesiniz hele. Kızım, destur var mıdır? Buyur Asın Hanım. Hoş geldin hanım. Nicedir halimize haldaş, yolumuza yoldaş oldun. Senin hakkın zor ödenir. Estağfurullah ana, bu benim vazifem. Öyle deme kızım. Yapan var, yapmayan var bu vazifeyi. Ben seni gelin aldım. Sen bize evlat oldun. Evlatlık ettin. Analık hakkım varsa sana helal olsun kızım. Allah'ım sana sen gibi bir gelin nasip etsin inşallah. O ne demek ana? Asıl sen başımızda olmayaydın. Eğrimizi doğrultmayaydın. Halimiz ne olurdu? Asıl senin hakkın ödenmez. Allah senden razı olsun. Senden de razı olsun kızım. Kızım, bir oğlunu yitirdin. Bir oğlun daha vardır. Gün doğdum, af beratını almışken, burası sana ayak bağı olmasın. Yalnız kalırım diye endişe etme. Dilediğin vakit yola revan ol. Sağ olasın ana. Gün doğduğumda mektubunda obamız kurulunca beni aldıracağını yazar. Lakin ben Süleyman'ımın intikamı alınmadan gitmek istemem. Süleyman'ımın canına kıyanların ibretlik sonunu görüp soğumuş bir ciğerle obama döneceğim. Seni zorlayacak değilim kızım. Bu da en tabii hakkındır. Nasıl dilersen öyle yap. Ay benim güzel kızım. Hakikatli kızım.
Bir devlet ancak Yüce Kur'an'ın ışığında onu muhafaza edebilecek zağlı kılıçların gölgesinde yükselebilir. Burası neresidir? Burası Sultan Alaaddin'in fethettiği Alaiye Kalesi'dir. Selçuklu'nun en ihtişamlı devirlerinin alametidir. Zorlu yamaçların nihayeti zirvedir. Yüce Kur'an, zağlı kılıç ve şanlı sancaklar diriliş çınarının kökleridir. Her Oğuz boyu bu çınara bir dal, sen ve neslin bu çınarın gövdesi olacaksınız inşallah. Bir devletin en ihtişamlı devirlerinin alameti olan bu kalede yeni bir devletin müjdesini almak, bu ne yüce bir lütuftur. Lütfa mahzar olmak, Allah'ın davası yolunda mesuliyet almayı bilenlerindir. Bu uğurda ömrünü yola koyanlarındır. Rüzgar yeleli kısaklarımızın başlarını ufuklara çevirdik. Nallarımızdan çıkan yıldırımlarla yeni devirleri aydınlatmak için destur bekleriz. Durgun su bulanıktır. Gayrı ırmaklar gibi çağlayıp bentleri yıkma vaktidir. Ufukları yırtacak eşkin at sende. Zalimlere diz çöktürecek kara pusat sendedir. Hainlerin tuzaklarını bozacak kavi akıl sende. Ve dahi hudutlarını bütün denizlerden, bütün ırmaklardan aşıracak olan kurtlu nesil sende. Ne durursun Ertuğrul Bey? Vakit yeni bir dirilişe bismillah deme vaktidir. Zalimlere karşı verilecek cenkte beni ve neslimi ebediyen sancaktar eyle. Ya Rabbi, yaktığımız ocağa, alemi İslam'a umut eyle. Ak otağımızı cümle mazlumların sığınağı eyle. Diktiğimiz görklü çınarı ebed müddet eyle. Ya Rabbi, bizi öyle güçlü, öyle kavi kıl ki sırtını sıvazlamadığımız mazlum, başını eğdiremediğimiz zalim kalmaz. Amin. Bu ayna pek bir güzeldir Hafsa bacım. Bunu Aslan'a alalım.
Bakıp bakıp güzelliği için Allah'a şükretsin. Benim aynam var Sırma abla. Sağ olasın. Öyle deme. Nasıl olsa güzelliğin karşısında çatlayacak zaten. Bu da yedek olur, fena mı? Al bakalım. Sırma hatun. Allah senden razı olsun. İyi ki geldik. Çocuklar için de çok iyi oldun. Lafı mı olur Hafsa hatun? Lakin Aybars'a bir şey alamadık. Bu çerçiler de kitap satmıyor ki. Olsun Sırma abla. Konya'ya gidince ben bol bol kitap alırım. Aybars hocam, nereden çıktı bu Konya işi? Babam alıp olmamı dilerdi. Ben size ilim tahsil etmek isterim. Sonunda ortada buluştuk. Hem alp hem ilim ehli olmak için eğer babamın da rızası olursa Konya'ya gidip tahsil göreceğim. Bence baban rıza gösterir. Babanız sizleri pek bir sever. Hem ben de duymuştum Konya'daki medreselerin namını. İnşallah gidersin, ahaliye faydalı bir kişi olursun. Hem senin gibi hamurunda yiğitlik ve ilim olan bir çocuğa da bu yakışır. Sağ olasın Sırma abla. Hem anamı yalnız koymadığın hem de bizimle ilgilendiğin için. Gerçek dostlar böyle dar günde belli olur Aybars'ım. Ayakta laflamaktan, 3-5 tezgah daha gezmekten obaya geç kalacağız. Gidelim mi yavaş yavaş? Doğru söylersin Hafsa bacım. Alper kumaşları arabaya yüklemişlerdir. Bize yola revan olalım. Ezmekten her yerin yumuşadı. Gayrı, dilinin kilidi de çözülmüştür ha. Ne dersin? Kamçımla gurur duydum. Benim gibi bir adamı dahi bu hale getirecek kadar sertmiş. Dilime gelince onun kilidini kıracak kudret hanımdan başka kimse de yoktur. Seni kendi kırbaçınla ezip rezil ettim. Ertuğrul Bey'im de seni düşmanlarına yaptığın usulle yola getirecek. Neymiş o? Sen nasıl ele geçirdiklerini mankurtlaştırmaya çalıştıysan Ertuğrul Bey'im de seni mankurttan beter edecek. Öyle bir hale geleceksin ki dilinin çözüldüğünü dahi anlayamayacaksın. O Albastı denen soysuzu bize kendi ayağınla getireceksin. Albastı Ertuğrul'un etrafına boğa yılanı gibi dolandı. Evvela onu sıkarak kemiklerini kıracak. Sonra da boğarak yavaş yavaş öldürecek. Ve en sonunda da yutacak. Gayrı ne yaparsa yapsın, Albastı'dan kurtulamayacak.
Gelirler beyim. Çocuğu alacağız. Anasını öldürmeyin. O bize kayı obasında lazımdır. Sırmaya da dokunmayasınız. O ne yapacağını iyi bilir. Sizler de kimsiniz? Çekilin önümüzden. Sizinle işimiz yok. Bala bize lazımdır. Ne yapacaksınız yavrumu? Ölürüm de oğlumu vermem size. Ölürüz de vermeyiz. Siz bizim kim olduğumuzu bilir misiniz? Çekilin yolumuzdan. Yoksa başınıza bela alırsınız. Altından daha kıymetlidir. Çocuklar. Gelin bakalım. Yaklaşmayın. Yaklaşmayın. Yaklaşma. Yaklaşma. Ah!
Bay Mars'ı götürürler. Aslan dur. Çok kalabalıklar. Hafsa! Ana dur! Bırakın Hafsa, beni! Dur ana! Hafsa! Dur ana! Kes öte git! Haber et! Hafsa! Dur! Bırakın. Hafsa dur! Tez odağa gidelim. Eline haber verelim. Onların hakkından gelir. Ay Mars! Ay Mars! Ay Mars! Altınlar yükleniyor. Onları yola çıkmadan alacağız. Bahar gelir. Yenilenecek çadırlar için bol miktarda bağ ve keçeye ihtiyacımız vardır. Alaiye'den gelecek yeni keçeler vardır Selcan Hatun. Deri bağları da buradan tedarik ederiz. Güzel. Ne vakit elimizde olur keçeler? Eli kulağındadır. Birkaç güne gelir. Sağ olasın. Ertuğrul Bey handa mıdır Selcan Hatun? Yoktur İBG Hatun. Hayırdır? Mühim bir mesele vardı da konuşacağım. Alpler, yaralı bir alp geldi. Hayrola? Ne bu telaşı? Hasta hatunlara saldırmışlar. Ne? Kim yapar bunu? Nerede saldırmışlar? Sırma da yanlarındaydı. Eşkıyalar. Onu da yaralamışlar. Aybars'ı da kaçırmışlar. Oba yolunda. Ne dersin sen? Hiçbir eşkıya bunu yapmaya cüret edemez. Alpaslan'ın işi bu. Bir evladımızı daha kaybetmeye tahammülüm yoktur. Gidiyoruz. Alplar! Alpaslan Hafsa Hatun da balalarına baskın vermiş. Tez atlarınızı atlayıp ardımdan gelin. Sen burada kalasın İbilge Hatun. Bacımın canına kastetmişler. Aybars bizim de evladımız olur. Bu iki obanın meselesidir. Haydi tez yetişelim. İyi o vakit. Alpaslan. Mangoç. Emredin Oğuz Alp'im. Hele bizimle gelesin. Ertuğrul Bey'im geldi mi? Beni görecekti. Ertuğrul Bey'im bugün mühim bir işi var. Sen bizimle geleceksin Zangoç. Nereye götürsünüz beni Melikşah Alp'im? Gidince görürsün. Hadi.
Bırakın kılıçlarınızı. Yoksa hepiniz ölürsünüz. Güzel. Açın şunları. Ne kazandığımızı görelim. Başka kazancınız olmayacak. Ertuğrul. Kahretsin, tuzağa düştük. Boşuna yüzünü saklamaya çalışma. Siz benim tuzağıma düştünüz. Ben de kazdığınız ihanet çukuruna gömeceğim sizi. Yeteri kadar sıkmıştı bu oyun Ertuğrul. Artık burası ikimizden birine mezar olacak. Askerler! Saldırın! Soysuz! Anam nerede? Pas etmezsin. Ananı öldürmedim. Benim onunla işim yok. Zalimsin sen. Babam bunun hesabını senden soracak. Arkamızdan takip edenler var. Obadan olmayan adamlara söyle burada kalsınlar. Pusuya yatıp hepsini gebertsinler. Haydi. Emrin olur. Haydi. Bu kadar istirahat yeter. Gidiyoruz. Bırak beni! Hepiniz öleceksiniz soysuzlar! Bırak beni! Oh!
Bir elimizi dostluk anlaşmasıyla sıktık seninle. Ama diğer elimizden de kılıcımızı bırakmadık. Tıpkı senin yaptığın gibi. Bu işin sonu elbette buraya varacak Ertuğrul. Siz uzattığım eli ihanetle kesmeye kalktınız. Ben de şimdi sizin kafanızı keseceğim. Evvela senin, sonra da Dragos. En başından bilirdim senin maşa yaptığını. Şimdi bana onun kim olduğunu söyleyeceksin. Korkuların aklını başından almış senin. Karşında Dragos. Gücün yeterse yakala. Burada ne işimiz var Ozan? Ertuğrul Bey'im senin canından endişe eder Zangoç. Seni emniyet altına almak ister. Benim gibi zavallı bir Zangoç. Kim? Kim ne yapsın ki? Ertuğrul Bey'imizin bir bildiği vardır Zangoç. Fazla soru sorma. Bey'imiz gelene kadar zindanda kalacaksın. Hatun'la Sırma Hatun gelir nene. Hafsa mı? Nene, Hafsa Hatun yaralı. Hafsa kızım. Hafsa kızım. Ne oldu? Eski yalan. Yavaş. Eski yalan. Allah. Eski yalan. Hafsa! 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 Hafsa ne oldu sana? Ne oldu sana? Aslan! 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 Hafsan diye sürene ne oldu? Babası! Ocağımızı ateş düşürdüler! Aybars! Aybars nerede dur? Hafsam Aybars nerede dur? Aybars'ı kaçırdılar. Aybars kardeş, nereye götürdüler abi? Kim etti bunu kızım? Kim etti? Hafsa. Açılasınız. Açılasınız hele. Açılasınız. Bırak Tarsan. Neler oldu burada? Mamsı, evladım. Artık Bey, baskın yedik. Ben yaralandım, bana mı da kaçırdılar. Yüzlerini gördünüz mü? Göremedik Artık Bey. Eşkıyalardı. Beni de yaraladılar. Tez Hafsa Hatun'u şifa çadırına götürelim. Daha fazla kan kaybetmesin de. Haydi.
Sırma kızım, sen de gelesin de yaranını tedavi edelim. Hadi. Eceliniz benim elimden ulaşır. Eceliniz elimden ulaşır. Eceliniz elimden ulaşır. İğninize girecek sizin. İğninize girecek sizin. Durmuşlar. Bu taraftan gitmişler. Tez atlara. Haydi. Köpekler! Aybars nerede? Bunu hiçbir vakit öğrenemeyeceksiniz. Oğuz abim. Benim gibi zavallı bir zangoç. Neden zindana atarsınız? Oyun bitti zangoç. Ertuğrul Bey'im senin de, o kaledeki keferenin de hesabını kesecek. Haydi. Dostluğun kıymetini bilmezseniz, ihanetin bedelini ödersiniz. Ortada bir ihanet yok Ertuğrul. Herkes kendi oyununu oynadı. Alıncağı almaya gittiğimizde bizi oklayanlara yeri siz söylediniz. O gelenler Albastıylı adamlarıydı. Hangi rüyanın içindesin bilmem ama o gelenlerle bizim bir alakamız yok. Biz buraya senin bizden aldığın altınları geri almaya geldik. Asıl ihanet eden sensin. Gayrı oyun bitti. Evvela senin hakkından geldim. Ardından da sahibinin hakkından geleceğim. Eğer soruma cevap vermezsen seni öldürmem. Öldürmekten beter ederim. Seni elimden imparator bile kurtaramaz.
bana söyle. Dragos kim? Söyle! Dragos kim? Dragos.